Korktum baya. Abi gözümü seveyim ya. Pazartesi biliyordum diyordum şimdi. Aklıma gittim. Merhabalar arkadaşlar. Turgut'un ekip. Söyleyemişsen söylemeyecek. Girişi falan boş verin. Furkan'a bir eşek şakası yapacağız. Furkan yeni ehliyet aldı. O ara ehliyet alırken ehliyet gelmeden önce bir geçici sürücü belgesi veriyorlar. Aldığımız bir istihbarata göre, istihbaratı aldığımız kişi de birazdan arayacağız. Ehliyet sürücü, yani geçici sürücü belgesini almaya kendi arabasıyla gitmiş. Biz de buradan yürümek istiyoruz. Yani hani karakola gidene kadar ehliyet yok. Karakola gittiği an ehliyeti var sayılıyor. Biz de buradan yürüyeceğiz ve diyeceğiz ki Furkan Bey böyle böyle bir şey olmuş. Böyle böyle bir suç işlemişsiniz. Arabanızı bağlamamız gerekiyor. Ehliyetinize el koyacağız. Ve yanında da görmediğiniz bir dayım var. Evet. Merhabalar. Kelleşti iyice. Gitgide yaşlanıyor. Bence eceline susadığın gibi. Çünkü fazla uğraşma verme. Tamam, evet. Biliyorsun. Tamam. Evet. Şimdi Emrecan'ı arayalım. Emrecan'a da plakayı unuttum çünkü ben. Plakayı bir soralım. Emrecan, bilgileri Emrecan verdi bize. Emrecan'ı bir arayalım. Bilgileri isteyelim Emrecan'dan. Plakayı da öğrenelim. Ona göre yürüyeceğiz bakalım. Alo, çabuk. Hemen açtım galiba. Ne? Sanki telefonun başında bekliyormuşum bir şey var acaba. Evet, telefon. Acaba videoda mısın abi? acaba videoda mıyım Emrecan bilmiyorum. Aa, merhaba. Emrecan bu arabanın plakası neydi yavrum? 34 abi, 34 İstanbul 34. Tamam. Gerizekalı evet, değilim, 34 dediğini duyabiliyorum ha. 34. Evet. Irmak. Irmak. Evet. Biraz. Tamam. Sonu ne? Tamam anladım. Bu arada işbirlikçimiz Emoş. Teşekkür ederim Emoş. Arkadaşlar işbirlikçimiz Emoş'un Furkan bu videosunu Allah razı olsun bana kızmasın. Turgut abi bana zorla istedi bu bilgileri. Zorla aldı. Yalanını. Zorla aldı. Para tehditten aldı arkadaşlar. Çok yalancısın var ya. Telefon açtım. Benim ifşam varmış. Telefon açtım. İfşam varmış benim. Dedi vermezse ifşam yayarım dedi bana. Furkan'ı dayımın telefonundan arayacağız. Çıkar. Ne yapıyor? Çıkar dayıcım telefonu. Zaten masanın üzerinde. Evet. Evet. Hadi. Hemen mi? Evet çabuk zamanımız az. Ben heyecanlanıyorum. Heyecanlanmasın ay. Hani akrabaları işletiyoruz da başka biri işletmek biraz. Parmak iziyle mi açıldı o telefon? Evet. Furkan Yaman bak yanlış söyleme ha yam yam değil. Hadi. Geçici sürücü belgesini sor. Hoparlör alır mısınız? Açık mı sesen? Açmıştı 00 yazdı. Yok o çağrı kapandığında oluyor. Hayır ara ısrarla acil bir şey var olduğu çıksın o. Açmadı. Hı hı. O dedim yazılıma da çıkıyor. Bir defa daha arayıp sonra mesaj atalım. Bence direkt mesaj atalım. İyi olur mesaj atıyorum ben o zaman. Furkan Bey Çankara Trafik Şube'den memur Fuat ben. Geçici sürücü belgenizle ilgili aradım. Acil dönüş yapabilir misiniz? Yazdım yolda. Yapabilir misiniz? İyiydi tabii. Bir şey yapacak bir şey yok. Kibar. Kibarlıkta. Kibarlıkta son nokta. Ulaşmamız lazım o çocuğa. Bu telefonu açtırmamız lazım. Heyecanlandım mı? Kalbim küt küt attı az önce. Sen de heyecanlandın mı? Ben normalde heyecanlanıyorum zaten. Ben arayacağım bir daha dayanamayıp. Ya. Acil bir şey olduğunu öğrensin. Acil bir şey yok ki. Acil ehliyet. Acil şeye götürmesi. Alo, iyi akşamlar. Furkan Yaman Bey ile görüşecektim. Evet, benim. Ben Çankaya Trafik Şube'den müdürlüğünden arıyorum da. Memur evet. Fuat. Geçici sürücü belgesi almaya hangi araçla gittiniz acaba? Onu sormak için aramıştım ama. Geçici sürücü belgesi almaya araçla gitmedik. Fakat öyle gözükmüyor bizim MOBESE kayıtlarında. Size... Doğrulamak için bir şey soracağım. 4 Temmuz 1999 doğum. Doğru mu? Evet. Baba. Evet. Bizim MOBESE kayıtlarında 34
gitmiş görünüyorsunuz da. Doğrudur. Tam hatırlamıyorum çünkü. Şimdi bir şöyle bir durum olmuş Furkan Bey. Bir kural ihlali olmuş. Hız cezası gelmiş. Fakat bu esnada bizim şube müdürümüz de bizi kontrol esnasında MOBESE kayıtlarını incelerken sizinle ilgili o gün bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sizin o gün ehliyetsiz olduğunuz ortaya çıktı. Nasıl olmuş anlamadım. Sizin şubeye geldiğiniz günü bir kural ihlali yapmışsınız ve dolayısıyla bizim incelememizde o gün sizin ehliyetsiz olduğunuz ortaya çıkmış. Çay yolu Ümitköy taraflarında. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldiniz mi? Evet. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğimiz gün geçici belge vardı. Normal yani şey, kartı almak için başvurmaya geliyorduk. Geçici belgeyi almadan önce? Yok, geçici belge vardı. O kendi kart, yani sürücü belgesini başvurusunu yapmak için geliyorduk oraya. Ya bizim kayıtlarımızda böyle gözükmüyor maalesef. Çünkü olay aslında beni de çok ilgildi. Çünkü müdürümüz çok baskı yaptı. Şimdi ehliyetsiz araç kullanma cezası çok yüksek ama yani 1733 lira şu anda 2017 için. 15 günün içinde öderseniz de %25 indirimi var. Fakat şöyle bir şey var. Aracı da bağlamamız gerekecek bizim. Pazartesi günü Çankaya Trafik Şube'ye gelmeniz gerekiyor. Yani orada çözersek çözeriz ama MOBESE kayıtlarında sizin o gün ehliyetsiz araç kullandığınız ortada. Artık kulak ihlali de yapmışsınız. Tam tarihi hangi gün? Aldığınız gün. Geçici sürü belgesini. MOBESE'den geçtiğimiz gün. Evet. Sizi pazartesi günü Çankaya Trafik Şube'ye bekliyoruz. Yok, hani şeyi sordum ben. MOBESE'den yani hani MOBESE kayda geçmiş ya. Evet. O tarih hangi gün yani hangi tarihte geçiyor? O tarihi ben göremiyorum. Çünkü bizim MOBESE kayıtları ayrı bir birimde bulunuyor. Sadece ben sizi aramakla mükellefim. Daha önce evinize bir memur gönderdik fakat adres değişikliği olmuş galiba. Adresinizde... Nasıl? Hangi eve gönderilmiş? Ümitköy taraflarındaki evinize gönderilmiş. Ümitköy taraflarındaki. Allah Allah. Hayır, ben şeyi merak ediyorum, hani polis işleri bu kadar acemice mi oluyor, onu anlamadım. Nasıl acemice? Yani ne bileyim, bir polis memuru arıyor, ondan sonra eve gönderiliyor, bulunmadı falan. Evde bulunmadınız, hayır, işin şeyi tarafı, bu işin cezası mahkemede görülecek. Eğer daha önce gelirseniz, bu işi müdürlükte, cezanızı artık varsa bilmiyorum, ödeyeceksiniz. MOBESE kayıtlarını orada inceleyeceğiz beraber. Eğer yoksa zaten problem yok. Ama benim müdürümün söylediği sizin trafik şubeye kadar gelmeniz gerekiyor. Yarın da pazar. Çünkü ben sizi de sıkıştırmak istemedim. Aslında zorla da getirebiliriz ama size pazartesi günü sabah Çankaya Trafik Şube Müdürlüğü'ne lütfen gelin. Tamam. Orada memur Fuat derseniz size gösterirler zaten. Bu güçlerle ben ilgileniyorum. Tamam. O pazartesi günü o zaman uğrayacağım da şubenize. Evet. Yalnız dava açılırsa da araca muhtemelen araç bağlanacak orada. Bunu da size bilgisini vereyim de 30 Mercedes'te gelmenizi rica ediyorum. Anladım. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ya devam etsene. Tamam, bitiriyor. Ne? Hayır, bitirme. Konu ben diyorum ki davayı söyle. 2 yıl araba gidebilir de bir daha ara. Arayacağız. Olmaz. Çabucak neye kesiyorsun? Böyle yapıyor. Ya Turgut. 10 dakikaya geçmesi lazım. Şimdi ara. Söyleyeceğiz zaten şimdi şaka olduğunu. Gelirken de don atlet getirmeyi de unutmayın. Tamam Furkan Bey? Gelirken don atlet de getirin. Hapse dağıtabiliriz diye. Alo. Alo. Furkan Bey, özür dilerim. Tekrar sizi arıyorum ama. Araç bağlandığı zaman şimdi müdürüm beni uyardı. Sizin de bir cezai durumunuz varmış. Yani yanınızda don atlet getirmeyi unutmayın. Çünkü içeride çok ihtiyaç oluyor biliyorsunuz. İç çamaşırı önemli. Ne getireyim? Don atlet. Ne alaka? İçeride. Şimdi hangi YouTube? Allah'ım. Dur. Furkan. Furkan. Korktun bayağı.
Abi gözüm seveyim ya. Pazartesi günü gidiyordum şimdi. Altıma gittim. Ne yapıyorsun? Nasıl? Abi diyorum bak saat 7.30. 7.30'da kim var? Ben ilk başta şey zannettim ya. Hani dolandırıcılar var ya. He. Benim dolandırıcı falan herhalde. Arabanın üstüme yapmamı isteyeceğim. Abi arabayı üstüme yap. Plakayı falan sen nereden gördün? Hayır, önemli olan plaka mı burada? Plaka gördün. Baba ismini nereden buldun? Emrecan'dan falan mı öğrendin? Evet, Emrecan'dan öğrendim. O benim plakayı nereden biliyor? Herhalde bayağı incelemiş arabayı. Bayağı, o ezberlemiş benim araba plakasını falan. Bir yarım saat sonra arasam uçağa biniyordum. Hadi canım. Yarım saat sonra arasam uçaktaydım ya. Telefon kapalı olurdu. Furkan Beyciğim, teşekkür ediyoruz şakalandığınız için. Ya var ya, harbiden altım ettim ya. Yani biz de burada ya çok abi, heyecanlandık. Benim kalbim küt küt attı lan. benim kalbim güm güm attı var ya, mesaj attım ya. Ondan açmıyordun değil mi numarayı normalde? Yok, açmayacaktım aynen normalde. Mesaj attığında ne düşündün peki? Mesaj attığında direkt şey falan dedim. Bizim çocuk şey falan yapmıyor dedim. Ben telefonu açınca şey yapacaktım işte. Yani direkt dalga mı geçiyorsun gibi sinek olacaksın. Öyle yani. He. İyi bakalım sevgili Furkan. Teşekkür ediyorum. Şakalandığın için. Çok güzel şakalandın. Artık videoların da devamını bekliyoruz senin. Ben gibi olma, video at artık. Aynen. Zaten senin gibi olmamak için atıyorum zaten. Bu da mı gol değil? Bu da mı gol değil be? Hadi görüşürüz, seviyorum seni, kendine iyi bak. Hadi görüşürüz, eyvallah. Evet gençler, bir şakamızın da sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Fuat Bey. Ben teşekkür ederim her zaman. Devam etmeni istiyordum aslında, edemedin. devam et diyorum, etmedin. Ya konuşacak bir şey kalmıyor çünkü patatesi gel dediğin zaman. Niye patatesi gel diyorsun? ben mi almaya gidiyorum? Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bu tip şakaların devamını gelmesini istiyorsanız like atmanızı. Ne isteriz? Like atmanızı. İstiyoruz. İstiyoruz. Her zamanki gibi ben likelayacağım. Dayım bu arada benim ilk abonem. Hatta Enes'in de ilk abonesi. Söylemesen, ifşa etmesen iyi olur. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz dayıcığım geldiğin için. Sağ ol.